sondaj alalım. Bu da sondaj alalım. Şuralar, şuralar ve bu şuradan aşağıya doğru soğuk su dediğimiz yere kadar sondaj alalımdır. Bu da 70 metre şeyinde gövde yüksekliği olan bir atık barajı şey yapılıyordu. 8 ton altın var. Şimdi 32 ton altın var. Bunun anlamı çıkan pasa en az 4 kat fazla. Bunun anlamı ya bundan 4 tane daha baraj yapacaksınız ya Derner Barajı kadar bir baraja ihtiyacınız var. En azından buradan ne kadar emin bir alan olduğu da çıkıyor. Tıraşlanmış alan, zaten tıraşlanmış alan olacağız. Şurada sularla ilgili en son çıkan haber. İkinci tünelin orası, üst tarafı da şöyle yukarıya doğru dik bir alandır. Aşağı tarafı da Hatila'ya doğru dimdik çok bir alan. Elbette ki biz bu alanlara, bu alanlarda herhangi bir proje yapılırken, bir şeyler projelendirilirken mutlaka çok dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. 2014 yılında bizim davamızda 484'te keşif yapılıyor, Temmuz ayında burada. Keşif yapıldıktan sonra bilirkişi raporu veriliyor. Rapordan sonra Aralık ayında, Kasım ayında duruşma yapılıyor. Duruşmadan sonra da mahkeme kararı alıyor. Bu alanda bilirkişilerin tespit ettiği sakıncalardan sonra yani şunlar, şu eksiklikler giderilirse olur, şunlar tamamlanırsa olabilir, şurasını şöyle düzeltelim falan demiyor. Bu alanda madencilik yapılamaz demiyor. Bu alan bir madencilik faaliyeti için yanlış seçilmiştir diyor. Burada olmaz bu iş diyor. İkisi hem yaşam alanlarıyla hem madencilik bu alanda bir arada olmaz diyor. Alan yanlış seçilmiştir diyor. Artvin halkının buradan kalkmasının da doğal bir sonucu olması gerekir diye düşünüyorum. Çok ama bu kalkması gerekli olduğunu söylemiyorum. Sözüne yanlış anlaşılmasın ama 4406 demek zaten Artvin merkezinin içine alındı. 2009'da 7 sayılı genelgeye atıfta bulunarak hukuk dışıdır, aldatmacadır, böyle bir şey olmaz gibi kelimeleri de kabul etmiyoruz. Ve bu doğrultuda kurumların varmış olduğu görüşler doğrultusunda çekolumlu kararı çıkmıştır. Bu kapalı ocak işletme olacak ve her katta bu bahsedilen yeraltı sularının toplanacağı drenaj boruları olacak ve bunların hepsinin nihai olarak geleceği yer efendim o boru sistemleriyle bu güney galeri girişidir. Burada adil yargılanma ile ilgili herhangi bir husus olmadığı gibi oradaki zaten iptal gerekçeleri yeni ÇED olumlu kararında giderildi zaten. Onlar dikkate alınarak yapıldı. Bu anlamda efendim biz dava komşede olumlu kararının hukuk uygun olduğunu düşünüyoruz. Davanın reddini talep ediyoruz. Şu fotoğrafa bir bakabilir misiniz? Şuradan üsttekine bakalım. Fark etmez. Şuna bakın. Burası şimdi bu Cerattepe bölgesi 1750 kodu efendim. Görebilir miyiz? Cerattepe 1750 kodu. Beyrettin Bey, tek önce sayfaya sığsın diye yapılmış bir şey, simülasyon. Simülasyon evet, gösterme bize, gerçeği göster. İçin, teleferik için bize gösterdikleri projeye bak. Dosyaya Allah ibraz aşkına ediyorum, lütfen beğende bulunursunuz yazalım. Bulunmuyoruz zaten işte. Diye bakar mısınız? Yani son derece dik eğimler var. Bayağı müdahale edildiği anda bunlar aşağıda şey bakıyor. Hele kar örtüsü, yağmurla birlikte birleşerek gevşeyen malzeme aşağı doğru çamur akışına gelir. Başkan ben bir şey söyleyeyim. Başkan bu dediğimiz yerden bu eylemden sonra da başkanım. Aslında o taraftan daha iyi.
dolgu bir şey var mı? Gündüz bu an. Şu an an değil mi? 2009 tarihinde uydurma. Yaptım. Uydurma sen öyle şey. Ben yaptım ama. Ne yaptın? Buradaydı işte. Şu, şu fotoğraftan haberin var mı senin? Burada, burada dolgu alanını gösterir misin? Ağaçların, efendim ağaçların seviyesine bakarsanız zeminin aynı düz olduğu görülür. Buradan gelen şu zemin böyle aşağı doğru gidiyor. Burada dolgudan dolayı üzeri olmuş da kaymış diye bir şey yok. 2008-2009'da bu dolguyu ben yaptım. Tünel malzemesiyle dolgu. Ya üzerine betonu koymuşsun ama altı kaymış. Malzeme oradadır. Numune alalım. Tünelden çıkan numune midir, değil midir? Neresi dolgu efendim? Böyle bir şey var mı? Burası dolgu mu? Allah aşkına 2008-2009'da dolgu yaptım. Kardeşim üzerine beton atmışsın. O dolgu demek değil. Uydurma şeydir. Bilmediğin şeye karışma. Bey, böyle konuşmayalım. Allah Allah. Ama yalan söylüyorsunuz. Ben o zaman gerçekten çalışan madem mühendisiyim. 95'ti de ben. Fotoğraf burada ya. O fotoğrafları çekeceğim. Efendim o fotoğrafları çekeceğim. Bak hakim bey burada. Bir kişi burada. Bunlara söyleyeceksin. Azıcık amca ne yapacağız? Söyle daha konuşalım. Niye vermeyelim? Yine. Kaç yaşındasın? 80-90 oldu. Kaç yaşındasın? Vermiyoruz diyor yani. Tamam. Tamam.